Türkiye internette en fazla zaman harcayan ülkeler arasında listenin 4. sırasında yer aldı. Günde ortalama 3 saat 5 dakika internette vakit geçiriyoruz. Uzmanlar bağımlılık konusunda uyarıyor. CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberi geliyor ekranlarınıza. Bağımlı mısınız? Evet, kesinlikle. Bağımlıyız. Çevreye baktığımız zaman herkes de elinde telefon. Türkiye'de internet kullananların sayısı son yıllarda bir hayli arttı. Öyle ki dünyada 4. sıradayız. Peki sizce internet bağımlısı mıyız? Eğer öğrenciyse okulla ilgili sıkıntılar, evle ilgili sorumlulukları almaması, çalışıyorsa iş yerindeki sorumluluklarını almaması, sosyal yaşamını bir kenara itmesi tamamen Artık bu internetle ilgili ne yapıyorsa zamanını tamamen bununla geçirmesi diyebiliriz. Yani yaşamına artık zarar verdiği noktada, sorumluluklarını alamadığı noktada artık buna belki bağımlılık demek uygun gibi görünüyor. 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıları sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcıyor. Günde 3 saat 5 dakika ile Türkiye bu sıralamada 4. Uzmanlara göre özellikle aileler çocuklara internet kullanımında sınır getirmeli. Günde 3 saatten fazla olması bir kişi için internet kullanımını dikkat edilmesi gereken bir durum. Olabildiğince hem sınır koymak hem de aynı gün içinde de aralıklar bırakmak, belki yarım saatte bir 10 dakika kadar ara vermek faydalı olacaktır. Başta aileler çocuklarıyla sözleşme yapmak durumundalar. Her şeyin net olması lazım. Yani hafta sonları ne olacak, bayramda ne olacak gibi her şeyin önceden düşünülüp anlaşma yapılıp beraber hatta imzalanıp o sözleşmenin uygulanması gerekiyor. Bağımlı mısınız internete? İnternete bağımlıyım. Bağımlıyım gerçekten. Genç nüfusundan yaşlı nüfusuna kadar herkes bağımlı bence. Bunda çocuk nüfusu da dahil. Muhtemelen 5 saat falandır benimki de. Bağımlısınız yani. Evet. Gibi bu sosyal medya insanları gerçekten bağımlı hale getiriyor ve bizim normalde günlük hayatta yapmamız gereken bütün işlerin önüne geçiyor. İnternette en az zaman geçiren iki ülke ise Almanya ve Japonya oldu.